Dünya harika bir yer. Bazen dışarıda yürür ve eğlenmeye bakarız. Ama bazen de programcı olduğumuz ve her şeyi programlamayı sevdiğimiz için dışarıda yürür, doğadan ilham alırız ve eve koşup etrafımızdaki dünyanın bir simülasyonunu programlamaya çalışırız. İster döne döne yere inen bir yaprağın düşüşü olsun, ister kuru bir ormandaki yangın bütün bunların simülasyonlarını programlayabiliriz ve bunu burada Khan Academyde, JavaScript ve Processing JS ve biraz da matematikle yapabiliriz. Doğal simülasyonlar hakkındaki bu bölümde gerçek dünyada neyin, neden ve nasıl davrandığı hakkında düşüneceğiz ve sonra bunu koda nasıl dönüştürebileceğimizi bulacağız. Bunu yaparken biraz sadeleştirme yapacağız çünkü gerçek dünya karmaşıklıklarla dolu ve başarılı bir doğal simülasyon için her zaman o kadar karmaşıklığı modellememize gerek yok. Ve tabii ki bilgisayarlarımızın da bir sınırı var. Bir programcı doğayı taklit ettiğinde hiçbir zaman %100'ünü taklit edemeyecektir. Ama yine de yapabileceklerimiz bence sizi etkileyecek gerçekten. Özellikle de bir tarayıcıda Rastgelelik üzerine konuşarak başlayacağız. Bu muhtemelen programlarınızda zaten kullandığınız bir tekniktir. Sonra bir de noise var. Rastgeleliğin biraz daha sofistike hali. Bunları dünyadaki objeleri modellemek için kullanabiliriz. Örneğin ormanda kaybolmuş birini. Ama çoğu obje aslında rastgele hareket etmez. Bu yüzden bir sonraki adımda vektörler ve kuvvetleri tanıyacağız. Bunları belki fizik dersinde görmüşsünüzdür objelere programatik olarak ivme kazandırmak için nasıl kuvvet uygulayabileceğimizi göreceğiz. Bu da etraflarındaki itme, çekme ve ters etkilerle birlikte değerlendirilerek olacak. Objelerimizi kendi eksenleri etrafında hareket ederken döndürebilmek için trigonometriye gireceğiz. Ve açısal ivme için formüller bulacağız. Trigonometriyi sarkaç ve dalga gibi şeyleri modellemek için de kullanabilir, biraz hipnotik bir etki de yaratabiliriz. Son olarak parçacık sistemleri yaratacağız. Birçok obje kendi özellikleri ve sistemin özelliklerine göre birlikte hareket edecek. Bu da bize su, ateş, duman gibi doğal şeyleri modelleme imkanı verecek. Pekala, kulağa çok iyi geliyor öyle değil mi? Gaza geldiniz mi? Havaya konfetiler saçıp saçtığınız konfetileri programlayabileceğiniz zamanı mı hayal ediyorsunuz? Bu hissi biliyorum ve bence artık işin içine dalmaya hazır sayılırsınız. Ama önce Daniel Schiffman'a büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Daniel, New York Üniversitesi'nde doğal simülasyonlar hakkında ders veren bir profesör. Natureofcode.com'u kurdu ve konu hakkında koca bir kitap yazdı. Kitapta kullandığı lisans bize bunları Khan Akademi'ye getirme ve JavaScript ile kullanabilme imkanı sağlıyor. Bu sayede hepiniz bunları öğrenebilirsiniz. Üstelik öğrenirken kodlama problemlerini de çözebilirsiniz. Daniel'ın kitabı olmasa bu heyecan verici bölümümüz olmazdı. Şimdi hazır. Başla ve simüle et